Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca tüm 11. sınıflara selam olsun hocam. Birinci provayı atmıştık biliyorsunuz. İki günden yazılı için. Şimdi ikinci provayla karşınızdayız. Yine kazanım odaklı. Yine sınavda gelme ihtimali çok yüksek olan sorularla karşınızdayım. E o zaman haydi hocam arkamıza şöyle yaslanalım. Şov başlasın. <laughs> Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. Hemen başlıyoruz. 11. sınıf, 2. dönem, 1. yazılı. Eyvallah hocam, Türkiye'de dersi. Eyvallah. Ortak sınavımız, yazılı provası 2. E o zaman, haydi sorumuz gelsin. Diyor ki... Kanıtlama amacı gütme. Güzel. Eyvallah. Terimleri kullanma, bilimsel, edebi gibi türlerin ne olması? Nesnel olması. Bakın dikkat. Hepsi adım adım bizi neye götürdü? Hangi metin türüne götürdü? Tabii ki kocaman bir makaleye götürdü. Makaleyle ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Olası bir makale verme edebi mi yoksa bilimsel mi olduğunu sormak küçük küçük metinler üzerinden. Mesela nasıl anlarız? Bakarsın hangisi daha ağır, daha terimsel, daha böyle anlaşılması güç, akademik bir çevreye hitap ediyorsa yapıştırırsın bilimseli. Bu kadar basit. Var mı problem? Yok. Makale dediğin şey de kanıt olacak. Makale dediğin şey de terim olacak. Makale bilimsel edebi olabilir ama makale daha çok nesnel olacak. Uzmanlık gerektirecek. Öyle kafana göre sen ben hemen yazamıyoruz. O alanda uzmanlığımızın olması gerekiyor. Peki hocam. E o zaman hadi ikinci soruya bakalım vakit kaybı yok. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza bu parçadaki bakış açısını ve antaj türünü yazınız diyor. Bakış açısından kastımız gözlemci, hakim veya kahraman olup olmaması. Anlatıcı türünden kastımız ise tabii ki birinci ya da üçüncü kişi anlatım. Gün harmak üzereyken gelmişti eve evde kimse yoktu. Bir, an, bir anda köşeye yığıldı bir şey olmamıştı sadece yorgundu o o o. Yani anlatıcı türümüz aslında üçüncü kişi amman dikkat iyi olsun bu üçüncü kişi ağzı amman dikkat üçüncü kişiyle 3 üçüncü kişi ağzı anlatım hepsi olur arkadaşlar bakış açısına bakalım tekrar kalktı eve gelen olur mu diye düşündü Heh, düşünüyor aklından geçenleri söylediğine göre bu hakim bakış açısıdır amman dikkat arkadaşlar ilahi ya da tanrısal bakış açısı olarak da geçer cepte dursun geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar çok iyi bir üçüncü soru aşağıdaki eserlerin karşılarına diyor yazarlarını yazınız sağlam eserler seçtim çünkü zaten Klişe olanlar, işte Eşref Saati, Şevket Rado falan. bunlar artık hazırız tamam. Daha sağlam olanları seçtim içiniz rahat olsun. Dilimiz üstüne söyleşiler. Melih, Cevdet, Anday arkadaşlar. Melih, Cevdet, Anday. En azından bu üçlüyü cebe koyun. En azından bu üçlüyü. İkili diyelim. Ümit Dünyası biraz daha biliniyor. Pazar Konuşmaları. Falih, Rıfkı. Atay aman dikkat. Ümit Dünyası ise tabii ki... Eh, ya da direkt yazayım tamam. Şevket Rado bir kısaltayım kısaltmayayım arasında kaldım evet Şevket Rado lütfen cepte kalsın Eşref saatte bildiğimiz bu ismin yani hayat böyledir falan o da güzel ama ümit dünyası da çok bilinmesi gereken eserler arasında bu üçünü kazanmış olduk zor yazar eserdi onu söyleyeyim bu üçü gerçekten zordu ama öğrenmiş olduk cebe koymuş olduk hadi dörde geçelim aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız diyor yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladığı zamanda diyor oba sağlam 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 şimdi Zaman diye yüklem desek başladığı zaman diyor. E burada bir sıfat fiil eki var almaya meyvesini almaya başlamak. E bir kalıp bir ifade deyimsel meyvesini almak. Çalışmaların meyvesi silgi değil de kalem olursa a süpersin. Çalışmaların meyvesi e, yapılan çalışma sıfatla. Yani tamamını ne yapamıyoruz? Ayıramıyoruz hiçbirini. Yüklem diyoruz. Tamam yüklem olan bir cümle. Ne o diyeceğiz? Geçeceğiz başladığı zamanda. Ne başladığı zamanda şöyle şöyle başladığı zamanda o gizli özde. Yüklemden oluşuyor tek başına. Aman dikkat çok iyiydi. İnsanın değerler eğitimi alması son dönemlerin en önemli durumuydu diyor Son dönemlerin en önemli durumuydu yüklem Ne son dönemlerin en önemli durumuydu İnsanların değerler eğitimi alması Şuraya kadar Burası da öz ne Cepte kalsın çok iyi Valla biri harikaydı kaliteydi İki daha bir kaliteydi sanki çok iyi örnekler bunlar. Güzeldi sorulan soruların getirileri. Güzeldi yüklem. Güzel olan ne? Sorulan soruların getirileri. Bayağı özne yüklem hatta sadece yüklem odaklı bir çalışma olmuş. Amacımız bu zaten. Yüklemi doğru bulan bir vatandaşın hata yapma ihtimali ortadan kalkar. Bütün mesele yüklemi doğru bulmak. E devam edelim o zaman. Neyin peşindeyiz? Beşteyiz. Bu partik altın bozukluğu olan cümleyi bulup nedenini söyleyin diyor. Oba. Şimdi cümle cümle verse metin içinde bulmak bakalım nasıl olacak. Konunun en önemli yerindeydi diyor. Eyvallah, tamam. Buraya geldiğini duyunca çok mutlu oldum. Eyvallah. Ne zamandır görmüyordum. Eyvallah. Beni görünce o da çok sevindi diyor. Şimdi her şey olabilir ama bir tanesi biraz zorlamayla sırıtacak. Buraya geldiği zorlamayla derken zor örnek yani gerçekten zor. Buraya geldiğini duyunca çok mutlu oldum. Onun buraya geldiğini duyunca mı? Senin buraya geldiğini duyunca mı? Anlam belirsizliği var. Burada tekrar ediyorum. Anlam belirsizliği var. Cepte lütfen kalsın. Anlam belirsizliği. Hatta buna şahıs zamiri eksikliği de diyorlar arkadaşlar. Cebinizde dur sun. Tamam ikisi de aynı kapıya çıkıyor ikisi de aynı şey. Buraya geldiğini duyunca onun buraya geldiğini mi senin buraya geldiğini mi değil mi? Bilmiyoruz doğal olarak çok bariz bir şekilde altın bozukluğumuz var. Çok iyi bir örnek bu arada zor bir örnek. Devam neredeyiz altını sorudayız. Bu parçada tanıtılan yazı türü dil göndergesel işlevde kullanılmış diyor. Yani nesnel bilgi veriyor diyor nesnel tamam. Güncel yazılardır gazetelerde yazılır köşe yazısı da denir. Evet burada tanıtılan yazı türü fıkra arkadaşlar aman dikkat ya örnek sorularda böyle aman aman fıkraya yönelmeseler de Müfredatta kazanımlarda da var arkadaşlar. İçiniz rahat olsun gelme ihtimali yüksek. Geldik bir diğer soruya. Bu parçadaki yazım yanlışlarını bul hocam diyor. Milattan önce 7. yüzyılda olmuştu diyor olaylar. Milattan önce böyle yazılmaz. Milattan önce olmalı. Büyük harfli kısaltmalarda araya nokta konulmaz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe örneklerinde var. Onun dışında büyük harfli kısaltmalarda nokta yok arkadaşlar dikkat. Hiç kimsenin, a böyle yazılmaz, hiç kimse ayrı yazılır yav dur. Hiçbiriyle falan karıştırma, hiçbiri bitişik. Hiç kimse ayrı yazılır, oba oba, devam. Bir anlam veremediği bu bulgu birçok kişi, ob 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 olmaz, birçok bitişik yazılıyor, pek çok ayrı yazılıyor. Lütfen cebinizde kalsın, devam tarafından önemli bulundu. Gitgide kötüleşen yaklaşımlar, gitgide de bir şey yok, bitişik yazılır. Bu bulgu yok etti, hak ettiği bu değildi diyor. Hak ettiği derken aman dikkat böyle yazılmaz, hak. Ettiği olacak çünkü ne düşme var ne türeme var hiçbir şey yok abi. net Hak ettiğini ne olacak böyle yazılmalı. Bu değil idi. Aslında değer verilmeliydi diyor. Eyvallah süper. Sağlam bir soruydu. Güzel örnekler var. 1, 2, 3, 4 farklı noktaya değmiş olduk. E devam edelim. Neredeyiz hocam? Noktalamadayız bitiriyoruz son sorumuz. Boşluklara uygun noktalama işaretleriyle doldurunuz demişiz. Kırmızı kaleme geçelim artık. Onu görebilmek için mi gelmiştir? Tam soru işareti. Soru işareti yapıştıracağım. Yoksanın y'si küçük. Doğal olarak soru cümlesini sıralıyor belli ki diye düşünüp virgül yapıştırmalıyım. Yoksa geçerken uğrayan tiplerden midir? Artı soru işaretini yapıştır çünkü büyük harfle başlamış. Tamam. Bu soruların cevabı şu olabilirdi. Ne olabilirdi? Açıklama yapıyor iki nokta. İkisi de olabilir. Oba şu olabilirdi deyip ikisi de olabilir diyor güzel. Bu soruları duydun mu? Hemen bu cevabı veririm. Ops. Her ne kadar mımi -mığ soru edatı gibi görünse de duyunca demek istiyor. Buradaki mımi -mığ soru edatı zarf fiil görevinde kullanılmış. Virgül gelmezdi ondan sonra eğer boşluk olsaydı hiçbir şey gelmezdi. Ama en sonradan nokta yenilmeli çünkü soru anlamı yok. Süper hocam var mı soru işareti? Yok kalbimi çizilsin hocam. Süper şurada bir Dokunma olursa harika şeyler ortaya çıkacak. İnşallah zaman gelecek. Çok güzel kalplerle karşınızda olmaya çalışacağız. Güzel. Bence sağlam bir uygulama uygulama oldu arkadaşlar. Sağlam bir prova oldu. Zaten ilk provamız var. E biz zaten ona hazırız. Orada sıkıntımız yok. İkinci prova ile birlikte iyice olayı oturtmuş olduk. Bakarsınız yeni videolarda gelir. Ama bu iki video sizi ciddi ciddi coşturacak hocam. İçiniz çok rahat olsun. Arkanızı yaslanın. Bu iki provayı şöyle tekrar edin. Gidin girin hocam sınavı. O sınav. O sınavı alın gelin hocam. O sınavı alın gelin. Haydi. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.